Herkese yeni bir vlog'dan merhabalar arkadaşlar. Ben giyindim. Şimdi Göksu, Ayşe ve Ayşe'nin kuzenini almaya gidiyorum arkadaşlar. Demirköprü metronun oraya yürüyeceğim. Onlar da Göksu da bilmiyorum hani yaklaşmış sanırım. Ayşe bana öyle söyledi. Hilal tarafındaymış. Ben de işte onları almaya gideceğim. Ayşe de çık dedi evden dedi. Buluşalım dedi. O zaman ben oraya gideyim arkadaşlar. Onları almaya gideyim. Zaten tekrardan da bir nokta görüşmüş oluruz. Öyle sizlere de kombinimi göstereyim. Kombinim bu şekilde. Böyle bir tane kısa kollu bir elbisem vardı. Üzerine böyle bir yeni aldım. Triko, böyle bluz gibi ceketimi giydim. Altıma böyle tayt giydim böyle bir şey. Öyle yani arkadaşlar. Ben şimdi çıkayım o zaman evden. Onları da daha fazla bekletmeyeyim. Hani bekletmeyeyim derken hep birlikte aynı zamanda orada olmuş olalım. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Ben çıktım arkadaşlar. Kombinim bu şekilde. Gideyim. Ben çıktım arkadaşlar. Yolu bitirdim sayılır. Az kaldı. Şimdi Göksu'larla buluşacağız. Onları alıp eve gideceğiz. Öyle. Hava da çok soğuk. Ama şu an birazcık sıcak gibi, ılık gibi ama yani soğuk yine de. Dünden beri bayağı bir sıcak, soğuk. Anlamadım. Bir soğuk, bir sıcak, bir soğuk, bir sıcak. İzmir'in havasına belli olmuyor zaten. Metronun yolunu tuttum. Geldim artık. Göksu da karşıya kadarmış. Az kaldı zaten 2-3 durak sonra Demirköprü'de. Ayşe'leri bilmiyorum. Henüz nerede olduklarını konuşmadık. Görüşürüz tekrardan. Sanırım Göksu geldi. Metro geçiyor buradan. Sanırım geldi. O beni arar şimdi arkadaşlar. Hemen kapatayım. Yine görüşürüz. Şimdi de Kübra'nın kanalına biz geçiş buluştuk. Görüşürüz. Evet, sonunda görüştük. Selam. Bu arada kuzenim de var bugün yanımda. Ayşe'nin kuzeni de. Şimdi Kübra'cığım da aldı bize. Evet. Giriyoruz. Gidiyoruz. Evet. Güzel buluştuk. Tam zamanlama. Evet harika. Ya tam, Hava da güzel. tam, Evet. tam. Yani soğuk ama böyle hani üşüten bir soğuk değil. Zaten evdeyiz. Size arkadaşlarımı göstereyim. Sevim, yeni tanıştık ama Merhaba. çok sevdim kendisini. Ben de Çok öyle. tatlı, çok Aynı. tatlı birisi. Karşılıklı. Selam. Ayşe de burada. Evet. Sonunda Kübra'ya gelebildik. Evet Valla. ya. Herkese gittik geldik ama bir Evet tek siz evet. gelememişsiniz. Artık bundan sonra bana bekliyorum diyorum ama Göksu diyor ki çok uzak gelemem. Geleceksin. Yani evet hayatta gelemem herhalde. Çok uzak. Gelirsin, Bana öyle geldi gelirsin. yani. Göksu da Arkadaş çok güzel hattım için olmuş. çok Çok şık sağ olun olmuş evet. beyazlar içinde. Çok Evet. tatlı. Süper. Hepiniz çok güzel olmuşsunuz Sen de arkadaşlar. öylesin. Teşekkür ederim. Burada ben el sallamam ya. Tezahürat alışkanım ben de. Her şey. Alışacağım bir Bir dakika. hatta bir de birisi şey yazmış bana Alışacağım. yorumlarda. Her İşte şey. yeni tanışan insanların böyle kafayı yatırarak merhaba biz öyle mi yapıyoruz Yo, gerçekten dedim yo bence ben öyle ben de. Siz sezmedim çok ama alışkınsınızdır da evet ben ama sen de alışıyorsun artık yavaş ben son yavaş. zamanlarda vloglarına çıkmaya Evet başladım. aynen. Ben daha Kumaşlar yeniyim. çıkmıyordu. Daha yeniyim ben. Evet senin kanalı çok yeni aynen. Ama Evet. çok güzel vlog İnşallah büyür gerçekten. ama çok güzel İnşallah vlogların. inşallah. Temennimiz o. Evet yavaş yavaş anca. Evet. Ben de el sallayayım. Aynen. Ben şimdi Deneye kahve geldim. yapıyorum arkadaşlar. Bakarım. Ayşe de burada. Birlikte vlog çekiyoruz.
kahvedeniz o zaman iki sade iki orta oluyor değil mi? Orta evet. Içiyoruz. Evet. Tamam. Kayınvaliden nasıl içiyor bilmiyorum. Özlem teyze de gelecekmiş bu arada, tanışacağız evet, inşallah. Evet, onunla da tanışacağız. Onu sizi görmek çok istiyordu. Ben de onu çok tanışmak istiyordum, görüşmek aynen istiyordum. İyi olur. Kahve fincanları da çok güzelmiş Kübra. Ay sağ ol canım ya. Bunları nereden evet aldın? Sonuncu. Ben bunları 2019 yılında Karşıyaka Çarşı'dan aldım. Ha. Fiyatı da 50 liraydı 6 kişilik. Oo, çok, çok güzelmiş. O zamanın fiyatı tabii. Evet. Şimdi evet her şey uçtuğu için. Aynen öyle. O zaman kahveleri yapayım ben. Aha, yap kahveleri. Kayınvaliden nasıl içiyor? Sade mi o? O orta içiyor. Orta mı? O da bizden. Ben böyle lavabonun hemen karşısında pencereye bayılıyorum. Çok sevdiğim güzel oluyor bir yani yapı. Böyle çok tatlı duruyor. Güzel oluyor. Evet, sen mesela iş yaparken falan burada hoşuma gidiyor benim. Kaktüslerim de çok güzel bu arada direkt camın onlar kenarında. Onlar büyüdü ya annem. Yerini sevmişler. Kendi annem şey yapmıştı bunu. Ya çok güzel. Bunu büyüttüm yani bayağı. Evet. Şey, önce ortayı mı yapıyorsun sadeyi mi? Sade. Ha, bana bir kaşık atabilecek mi? Attıysan da bir şuradan bir kaşık alsan da olur. O zaman şekerli yapayım. Tamam, olur. Şey mi, az mı geldi kahvesi yoksa çok mu geldi? Ben az içiyorum. Bir kaşıktan içiyorum yani. He. Galiba siz 2-3 kaşıktan içiyorsunuz. Ben bol koyuyorum. Evet, bir evet kaşıktan içiyoruz. Bunlar şekerli. Şekerli yapılıyor bunu. Ortaydı değil mi sizin? 2 orta, 2 sade. 3 orta oldu şimdi. Heh, 3 orta oldu. Doğru kayınvalidenin. Kahve makinen ne marka? Karaca. Ha, sen memnundun değil mi Karaca'dan? Evet. Senin benim şansına. Benimki bir tık sizinkinden üstü. Burası da senin kahve köşen gibi evet, olmuş. Evet. Çaycın. Şu ne oluyor? Filtre kahve. Filtre kahve. Siz içiyor musunuz filtre kahve? İçiyoruz. Filtre kahve içen nadir insanlardan. Severim. Sen seviyor musun? Ben çok sevmiyorum. Hani çok aşırı kahvesiz kalırsam belki. Ben de hiç içmem normalde. Zofer'le seviyorum. Moka seviyorum ben de. Filtre kahveyi genelde herkes sevmez çünkü evet, nadir insanlar evet. Aynen. Sütlü olunca o zaman bayılıyorum. Sonucuyla bizi değişen bir şey. Kahvelerimiz oldu mu? Evet. Bunlar şekerli orta yani. Oo çok güzel. Köpütre. Ne kullanıyorsun kahve olarak? Valla ben her yerden kullanıyorum. Genelde Migros Türk kahvesi. Şibo. Senin de onu içiyor. Ben evet seviyorum. Ben yani de bugün kahvem geldi biliyorsun Kusi. Ya senin kahven bekle, zaten... Bekle bekle bekle. Evet. Sen zaten kahve. Sen onu ne kadar alıyorsun kaç gramı? 155 lira. Kaç gram? 500 gram. Ha, iyi. Gayet iyi bence. Evet iyiymiş. Hem de çok lezzetli. Onu biz şeyden alıştık. Benim babam kahveci ya. Kahvede çalışırken hep ondan alıyorlarmış toptancıdan. Çok güzel. Çok güzel, çok lezzetli. Ama sabah yaptım kendime birazcık kahvesini fazla koymuşum. Aşırı yoğun oldu. Bir de öyle oluyor ya. İki şarkı da aynen dağıtık öyle. Neden bilmiyorum. Bu arada bizim kameralar yine susmuyor. Göksun orada. Kübra'yı inokluyor. bu da Göksun'un kamerası. Bir şimdi şey sen, sana yapacağım ben. Evet, bir kaşıktan yapsan bana yeterli. İkimiz de içeceğiz sade. Sen kaç kaşık koyuyorsun? Fark etmez, ben sana uyarım. Ben bir içiyorum, sen sevmezsin benimkini. O zaman 3 yap, 1,5 1,5 olsun. Evet. Olur mu? Tamam. Çok az gelir mi sana? Gelmez gelmez. 2 yapıyorum ya ikimize. Ha iyi olur, benim için çok iyi yani. Ben öyle içiyorum. Şeyde de kemer altında da öyle yapıyorlar ya, kahvenin telvesi fazla oluyor. Ben hayatta içemiyorum ha, öyle. Ben çok öyle sevmiyorum. Evet. Çok lezzetli değil mi ama? Ben çok telveli sevmiyorum. Bir kaşık benim. Ölçüm bir kaşık. Senin de mi fazla? Ben böyle yoğun seviyorum çok. Ben de yoğun seviyorum. Yoğun seviyorum çok. Ha, ben çok yoğun sevemiyorum. Kemer altında bilmiyorum oraya mı gidiyorsun. Biz genelde Ömer Usta'ya gidiyoruz. Hiç bakmıyorum. Oturuyorum. Çocuklar ısrar ediyor ya, hangisi daha çok ısrar ederse. Hepsi çok ısrarlı. Evet. Bir hangisi yapıştıysa artık o. Nazar, nazar. Nazar. Orası çok iyidir. Ömer Usta'ya koyuyordum. Ha evet aynen gidelim demiş. Ama işte ben telveli sevmiyorum. Ben çok seviyorum yoğun kahveleri.
ben de aynı. Ama sen de bir kaşık istedin şimdi ya, değil mi? Ya onu mesela o farklı oluyor. Ama ev kahvesi oradaki ama. He. Zaten ev kahvesinde Tuncay da bizim çok aşırı yoğun yapıyor biliyorsun değil mi? Aşırı kahve alıyor. Ben öyle seviyorum ben, ya. Ama ben onu ben sen belirtin mi seviyorsun ama. Sen şeye gitmiştin. Poça'da bir yere meşhur bir yer dedi. Kozbey. Ev kahvesi çok güzel. O da fincanda ya buradan. Evet. Oraya mesela hiç gitmedim ben bilmiyorum. Muhakkak ki güzel o da. Dönmeden Fransa'ya mı? Aha. Dönmeden gitmeden. Ay, keşke. Keşke gitsek de zannetmiyorum Foça'ya daha gitmeyiz herhalde. Bir kahvaltıya gidip orada mutlaka köy kahvaltısı arkasından bir kahve içeyim bence. Kahvaltılar kaldırılacakmış herhalde. Öyle bir yasa falan çıkmış. Serpme kahvaltı. Ha. Yani öyle söylemek zorunda değilsin. Ya kahvaltıya niye karışalım onu anlamadım. Ben de onu anlamadım ya. Ne alaka? Biz dışarı çıktık arkadaşlar. Evet, karnım acıktı. Benim acıkmam üzerine. Olsun, benim de karnım acıktı. Aynen ya, gerçekten. Hem akşam yemeğini halletmiş oluruz evet, ya. Evet evet, bence de öyle yaparız. Bir daha tekrardan şey olmaz. Kızlar da önden yürüyorlar. Evet evet. Ne yiyeceğimize karar veremedik ama bakalım ne yapacağız şimdi. Evet. Pizza güzel oldu mı, ya. Hamburger mi? Güzel oldu bugün, güzel evet. Geçti yani. Ya şimdi yemek yemesek tatlıyı bu sefer içimizi bayacak dedim. Olmaz da. Birazcık yemek yiyelim önceden. Aynen. Bir yürüyüş yapalım dedik, Bostanlı'ya gezelim. Hem bir yemek yiyelim, hem bir yürüyüş olmuş olur. Ne yiyeceğiz kızlar? Kızlar, ne yiyeceğiz? Aa, evet, hala karar veremedik. Pizza ya da hamburger tarzı bir şeyler dedim. Benim de canım öyle bir şey istedi. Benim sayemde. Bugün? Evet. Aa, burası mı? Çok yakın, aynen. Ayşen, bugün Emrah'ın görevini üstlendi. Emrah, sana selam olsun. Biz hala yiyecek bir yer bulamadık arkadaşlar. Geziyoruz, bakıyoruz ne yiyebiliriz diye. Daha bulamadık. Olsun, bize de yürüyüş oldu yani, değil mi kızlar? Evet. Biraz daha bulamazsanız da açıklamayız. Burası bu arada. Evet. Bir yer. Aynen aynen. Bir daha. Bir de soğukken de... Dönerci oranına geldik. Şimdi döner söyledik biz. Hemen dürüm döner yiyelim dedik. Acıktı karnımız, onları bekliyoruz. Göksu burada. Evet, kokusu ya. Aslında evde acıkmamıştım ama şöyle kokusu gelince bayağı bir acıktım. Evet, evet, evet. Öyle ben oldu. Çok açım bundan. Ayşe bayağı. Ben bayağı. Ayşe sayesinde vallahi güzel yemek aynen, yiyeceğiz. Aynen, aynen değil mi? Ben de kuzeniyim yani. Aklımıza döner geldi. Acıktık acıktık. Evet. Gelsin bir an önce. Sen? Evet, dönerlerimiz geldi. Bayağı acıkmışız ya. Evde acıkmamış gibi geldi ama buraya gelince insan acıkmış yani. Aynen. Hemen ben Ayşe de... başladı zaten. Nasıl güzel değil mi? Çok lezzetli. Ben ilk defa yiyorum buradan ama güzelmiş yani. Direkt et tadı var. Evet, çok güzel. Evet, güzel. Ben Alsancak'ta da yiyordum. Bayağı güzel. Evet, güzelmiş da. Yani. Buradan yiyebilirim. Gözlüklerle. Evet, gözlükler. Güneş benim yaşartıyor. Yalnız güzel duruyor böyle gözlükleriniz falan. Böyle güzel tarz olmuş. Duruyor. Tarz duruyor. Hatta siz böyle bir tane fotoğraf alayım. Şey, evet. Ama bence bu sıcakken şu anda. Benim tatlım geldi. Ben Mahbube söyledim. Bol Antep fıstıklı, çikolatalı ve Belçika çikolatalı arkadaşlar. Güzel, burayı tavsiye ederim. Benim bu ikinci gelişim burası. Güzel yani burası. İkinci söyleyişim benim bu. Çok bayılıyorum yani buna. O zaman bize afiyet olsun. Göksu'nun da burada. Vicdan benimkisi de. Evet. Kızlarınki daha gelmedi. Onlar bekliyorlar. Evet. Tekrardan selam. Biz buluşmamızı sonlandırdık arkadaşlar. Onlar herkes evine gitti. Ben de evime geldim işte. Metroya kadar eşlik ettim onlara. Birlikte güzel bir vakit geçirdik. Cazı'nın evine gittik işte, biraz Bostanlı'da dolaştık falan arkadaşlar. Güzel oldu yani. Güzel bir buluşmaydı. İnşallah tekrardan buluşuruz. Güzel olur yani. Sık sık buluşmak istiyoruz. Hatta Ayşe'nin kuzenini de sevdim. Çok tatlı birisi. Çok sevecen yani. Hemen ortama adapte olduk hep beraber. Birbirimizi sanki senelerden beri tanıyormuşuz gibi. İşte öyle yani. Günümüz bu şekilde geçti. Benim de bir günlük bir vlogum olmuş oldu. Ayşelerle olan, sadece Ayşe ve Göksu'yla olan. Başka da vlog olmayacak. Yarın vlog gelecek arkadaşlar. Yine cuma gününe tabii ki. Haftada 3 gün olacak. O zaman sizlere burada veda edeyim. Benim de mutfakta biraz işlerim olacak. Bugünkü
bulaşıkları falan makineye atacağım. Elimde yıkayacakları falan yıkayacağım. Buraları biraz toplarım. Biraz da televizyon falan seyrederim. Öyle o şekilde bugün bitmiş olur. Sizlere veda edeyim. Bir sonraki vloglarımda görüşmek üzere. Kanalımı beğenip takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Instagram'dan da takip ederseniz oradan da benimle fotoğraflar koyduğumu görmüş olursunuz. O zaman şimdilik bu kadar olsun. Herkese görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.